Aydın'da emekli öğretmen ve bal üreticisi Zeki Altın, Çin'e köftesi ve hayıt balı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zeki Altın, Çin'e köftesinin Türkiye genelinde tanınmış nadir ürünlerden biri olduğunu belirtti. Çin'e köftesi bölgemizin Türkiye genelinde tanınmış nadir ürünlerimizden biri. Mutlaka bu ürünün sahip çıkılması gerekir. Ve sahip çıkıldı da bir müddet. Bildiğim kadarıyla coğrafi işaret de alınmış, coğrafi işaretli. Her zaman yolumuz düştüğünde kendimizin de yediği, çevremizdeki insanları, misafirlerimizle götürüp yedirdiğimiz güzel bir ürünümüz. Bir densizin kalkıp da bunu hangi bahaneyle olursa olsun kalkıp gündeme taşıması ve asla Çin'e köftesi yemeyin gibi bir yanlış yola girmiş olması hoş bir şey değil. Bizim ürünlerimize sahip çıkmamız gerekir. Çin'e köftemize sahip çıkmamız gerekir. Zeytinyağımıza sahip çıkmamız gerekir. İncirimiz sahip çıkılıyor zaten. Daha da Altın, hayıt balının tanıtımıyla ilgili yaşadığı zorluklara değindi. Bu arada hayıt balı. Hayıt balı, ben 87'den bu yana hayıt balıyla uğraşan bir insan olarak ve burada tabii bir takım serzenişlerde bulunuyorum ben. Hep üzerimde kaldı bu yük. Aydın'ın hayıt balı, Zeki Altın'ın balı değil o bal. Aydın yöresinde üretilen Akdeniz bitkisi olan hayıtın Aydın ve civarında bal nektarı salgıladığı bir bal bu. Bu bal bilen insanlar tarafından Anzer balıyla mukayese edilen bir bal bu. Bu balın elde edildiği hayıt bitkisi hormon dengeleyici ilaçların çoğunun etken maddesi. Böyle bir bal bizim bu ülkemizde, beldemizde, ilimizde ve özellikle ilimizin Bozdoğan'dan başlayarak özellikle Çin'e, Karpuzlu ve Koçarlı ilçelerimizde yoğun olarak üretilen çok kıymetli bir ürün. Bunun tanıtılması lazım diye ben bir bal işiyle uğraşan bir insan olarak bunu gündeme taşımaya çalıştım. Belli bir miktarda da başarılı da olduk. Tabii istenen hedefe ulaşamadığı insan üzülüyor. Aydın'ın ürünü ve Karadeniz bölgesinde hayıt bitkisini bile bilinmediği bir yörede hayıt balımız bizim kestane balından sonra gümüş madalya ile ödüllendirildi. Bu benim için çok önemli. Niye çok önemli? Aydın'ın ürününü Karadeniz gibi bir yerde bilen insanların çok az olduğu bir yerde kendisini ispatlamış olması, bu benim gururum değil, bu Aydın'ın gururu, bu ürün Aydın'ın ürünü. Altın, Aydın yerel yöneticilerinin hayıt balına yeterince sahip çıkmadığını belirtti. İnanır mısın, böyle ne medyadan, ne böyle sivil toplum kuruluşlardan, odalardan, borsalardan, şuradan buradan, hiçbirinden böyle bir kıpırdayan yok. Bu da insanı üzüyor tabii. Ben istiyorum ki Aydın'a gelen incirini götürdüğü gibi Aydın'dan öbür tarafa giderken hayıt balını da götürsünler. Hayıt balı da bu insanların çantalarında bulunsun, tanınsın, bilinsin. İstiyoruz. Altın son olarak şunları söyledi. Mesela Efeler Belediyesi. Bundan önceki Efe Bakkal'da hayıt balını satmaya başladı. Aydın'ın balı. Sen Aydın Belediye Başkanısın. Hayıt balını üreten insanlar Konuklu Köyü'nde, burada Çile'nin köylerinde. Sen kalkıp da Efe Bakkal'da hayıt balını Balıkesir'den, İzmir'den getirtemezsin arkadaş. Bu ülke seçmenin olduğu yerde seçildiğin beldenin ürününe sahip çıkmak zorundasın. Bu taltif falan değil bu. Bu bir görev. İyilik de değil. Yani ben böyle bir iyilikte bulun. Hayır, görevini yapmış olacak insanlar. Ticaret odası, borsası, şurası, burası, bu ürüne sahip çıkacak arkadaş. Başka yolu yok bunun.